Zaten aslında en merak ettiğim bölüm buraydı. Çünkü gerçekten harika paletler var. Hemen gösteriyorum. İlk olarak deminden beri zaten elimde tuttuğum bir palet. Shiglam Techno Eyeshadow Quad. 01 Ambient renk dörtlüsü. Aynası var şurada yukarıda. Şöyle saçma sapan bir fırçası var ve renkler şu şekilde. Gerçekten güzel renkler ama bunu kullanmayacağım bugün. Sırf aynasını kullanacağım. Aynı zamanda Shiglam'in The Afterglow Eyeshadow Palette var. Bunun aynası yok. Renk isimlerini buraya yapıştırdım. Şuradaydı çünkü. Bu şekilde bu da. Bu harika bir palet gerçekten. Ha, fiyatlarını da söyleyeyim hemen Ama zaten. ben bu paletten pek ümitli değilim. Bundan mı? Swatchladım bunu şahsen. Gerçekten güzeldi ama gözümde nasıl durur bilmiyorum. Biraz beni tedirgin etmedi değil. Şu Quat'ın fiyatı 3 euroymuş. Ben 2,60 almışım. Yani. Bayağı iyi. Beklentiyi de fazla yüksek tutmamak lazım. Yani fiyat açısından gerçekten. Şu paletin fiyatı 7 euroymuş. Ben 6 euroya almışım. Yani müthiş. Ve bugün kullanacağım palete geliyoruz. Bu paletin fiyatı da 11 euroymuş. Ben 9,50'ye almışım. Daha doğrusu 9,49'a. Ve bu aşırı şekilde Natasha Denona'nın 120 euro olan paletini çok andırıyor. Glitzbiz paleti. Dışı komple simli. Simler dökülmüyor. Bu iyi. İçini açıyorum ve bilenler zaten hemen anladı. Natasha Denona'nın Metropolis paletinin tıpatıp aynısı. Yani başka diyecek bir şey yok. Tıpatıp aynısı yani gerçekten. Aynı şekilde yine renklerin isimleri şurada üzerindeydi. Ben onu alıp yukarı yapıştırdım. Zaten aynası yok diye. Yani şu paleti de çok kullanmak isterdim ama ben kesinlikle bu fake Natasha Denona'yı kullanmak istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Bir fırça alıyorum. Peki neden sadece tek bir palet almadın da hemen üçünü aldın? Çünkü bu da Natasha Denona'nın bir paletin fake'i. O ben. Natasha Denona. Natasha Denona'nın bir fake'i. Bende olan bir fake'i. Buna ayrı bir video yapmak istiyorum. İkisini karşılaştıracağım. Tamam, sustum. Bunu da niye aldım? Bu da şey, şu rengi için aldım. Tahmin ettim. Çok güzel. Ha, bunu kullanacağım zaten. Niye yerine koyarsam. Şunu da atacağım. Bu ne? Neyse belki lazım olur bir şey kalsın. Aynasını kullanacağım bu mini'nin. Hemen bu fake Metropolis paletiyle başlıyorum. Hangi rengi alsam ilk? Ben seçeyim mi? Seç çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu şekil paletlerde aslında ben tamamen aklımı fikrimi kaybediyorum. Çünkü renkler çok karışık. Değişik bir şey mi yapacağız yoksa klasik mi? Smokey'a gideceğim. Pek şey yapmayacağım ama renk açısından biraz değişik O zaman o olabilir. koyu rengi deneyelim. Zor bir rengi. Şu mu? Evet. İlk bir transition lazım. Ha, tamam o zaman. O zaman... Şunu ben merak ettim aslında. Evet, o da ilginç. O öteki de ilginç. Onu, evet onu al. Şunu mu? Bunun adı ne? Bad Choices. Yanlış bir seçim. Antep fıstığı olması gerekiyor. Bad Choices zaten kötü seçim demek Evet. İngilizce'de. Hissediyorum. Kötü bir seçim. Yani makyajın berbat olacak. Antep fıstığı. Choices. Like in my life. Every time. Yeah. Bad Choices rengini alıyoruz arkadaşlar ve umuyorum ki bad bir Bad choice olmaz. Olan hiçbir şey gelmedi şeyim fırçama. Pardon. Allah'ım sen utandırma diyorum ve o bad bir choice değilmiş. good choice, good boy. Evet, biraz küf gibi dursa da bence renklerle çalıştıktan sonra güzel bir şey ortaya çıkabilir. Bu arada Natasha Denona'nın o harika farlarının yapısını da biraz çakmaya çalışmışlar yani gerçekten yumuşak farlar.
Bitti seninki yine. Evet, biraz sinir ediyor şu an. Diğeri daha tatlıydı ama komşu satmış onu. Satmamış, vermiş. Yani satmasın zaten, hayvan satılır mı? Yani vermiş çünkü ilgilenemiyor artık. Bakamıyor da yaşlı kadın mı artık? Niye aldı o zaman? Aldığında da yaşlıydı. Ne bileyim. Hayvana yazık. Ya farlar dediğim gibi çok yumuşak olduğu için hiç fallout da yok. Biraz krem gibi yani. Camden rengini alıyoruz. Şu renk. Koyu bir yeşil. Renkler ışıkta biraz yanıltıyor insanı. Evet, biraz. Ama bence pigmentasyon çok iyi. Koyu bir renk için şu an başarılı. O renk bayağı güzelmiş. Ben yeşili çok sevmem normalinde. Bu tarz renklerde bazen blend yapmak gerçekten imkansız olur neredeyse ama bu farlar kendini blend yaptırıyor yani. Sorun yaşamıyorum şu an. Şu an yalnız çok 80'ler oldu. Biraz simli renklere geçmek istiyorum çünkü simli renkler bayağı ilgimi çekti. İlk olarak Next to the Moon rengini kullanacağım. Bunun da yapısı yine çok kremimsi. Fırçama rahatlıkla aldım. Ve bence harika. Şaşırttı beni. Beklemiyordun değil mi? Ya. Ne yalan söyleyeyim. Bu rengi bayağı sevdim yani, bayağı iyi. Evet. Aile ile yaşayınca böyle oluyor. Bu evde sergi sıfır. Hallo. Şahsını duymaz ki. Reklam yapıyor bizim şirket için. Evet. Sizin sübürke. İsim vermiyorum. Duyuluyor mudur acaba? Kesin. Patronuna söyle. De reklam yaptım. Evet. Teşekkür ederim. Bazen gerçekten gıcıklığına yaptığını düşünüyorum. Oğlum farkında bile değil ki. Anne! Britpop rengiyle devam ediyorum ben. Şu şekilde bir altın sarısı. Bu da yine çok yumuşak yapıda. Hafifçe alıyorum. Ve bunu da şurama. Ben biraz şu şeyi de alacağım. Bu kvatın içindeki şu yeşili. Bunu da biraz şöyle. Hoş. Ortaya. Ama neydi? Kadın süpürgeyi açtınız burada video çeker. Bir de az önce geliyor içeri soruyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi süpürgeyi açıyor falan. Çok 80'ler oldu ama ben sevdim. Makyajımı bugün. Bir eyeliner. Eyeliner mı yapacağız? Evet. Hold Life for Eyeliner. Siyah bir eyeliner işte. 5 euroymuş, ben 4.33 almışım. Bu biraz pahalı. Essence eyelinerları daha ucuz mesela. Bayağı önce çekiliyor mu? Aynen. Eyeliner bayağı beğendim. Evet, girisiyle devam etmeden önce şöyle bir aparatım var. Bu Shiglam'in değil ama yine Shein'den aldım. Burasını açıyorsun. Üstü ısınıyor. Yani aslında bir kirpik kıvırma aparatı ama ısıyla çalışıyor. Evet, biraz bekleyeceğim. Şu kırmızı şey şeffaf olduğu zaman
Hazırdır. Üzerine bir rimel veriyorum. Kirpiklerim üzerine. Rimel olarak da pek ilgimi çeken bir şey olmadı Şiglem'de. O yüzden klasik Benefit Roller Lash rimelimi kullanacağım. Bu arada kirpik kıvırma aparatının da fiyatını söyleyeyim. Belki ilginizi çekmiştir. Nereden ısmarladın? O da Shein'den ama Shiglem'in Evet. değil. Hani Shein'in kendi şeyi. 4 euroymuş. Ben 3,38'e almışım. Bayağı uygun yani bence. Aslında sırf dudaklarım kaldı. Dudak için 3 tane dudak kalemi aldım. Bunların kalitesini ben çok beğendim. Bir tanesini çünkü denedim. O yüzden güzel diyebilirim. Bugün hangi rengini kullansam? 1-03 rengi var. 525 ve 204. Hangisini kullansam? 204. Ben şunu kullanacağım. Bu da çok pembeymiş. Yani kalite açısından bunları çok sevdim. Pek göz makyajımla uymadı sanki şu an. Ama renginden kaynaklı bu. Kalitesi çok iyi. Kalıcılığı da iyi. Fena değil. Bir kere kullandım çünkü biliyorum bir rengini. Ne diyebilirim yani? Üzerine biraz lip gloss vereceğim. Bu da Shiglem'in olmadığı için göstermiyorum. Fiyatını söyleyeyim dudak kalemlerin. 2 euroymuş. Ben 1,74 almışım tanesini. Çok iyi. Aynen. Ürünlerim bitti arkadaşlar. Makyajım bu kadar. Ürünler güzel bence. Fiyatı için güzel. Ama sadece bunları kullanarak makyaj yapar mıyım? Biraz zor. Videoyu beğendiyseniz, ayrıca Shein hakkında başka videolar da görmek istiyorsanız bunları lütfen yorumlarda bana söyleyin. Belki bir kıyafet videosu olabilir. Shein'den aldığım kıyafetleri gösterebilirim size. Ya da özel takı videosu veya ayakkabı falan. Ne isterseniz yazabilirsiniz yorumlara merak ettiğiniz bir şey varsa. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Hoşça kalın.